Mutlak değer konusuna başlıyoruz. Mutlak değerdeki en önemli özelliğimiz mutlak değerin içindeki ifadenin mutlak değerin dışına mutlaka pozitif olarak çıkması. Negatif ise eksiyle çarparız arkadaşlar. Pozitif ise olduğu gibi çıkartırız. Bakın burada kök içerisinde kökün derecesi çift ise arkadaşlar kök içerisinde x kare ifadesi kök dışına mutlak değer içerisinde x olarak çıkar. Bunun anlamı şudur. Bakın eksi 3'ün karesi de 9'dur. 3'ün karesi de 9'dur. Fakat biz mutlak değer içerisinde çıkartırız. Yani bunu kök dışına 3 olarak çıkartırız. Yine bakın x üzeri 4 kökün derecesi de 4 mutlak değer içerisinde çıkar. Fakat kökün derecesi tek sayı ise arkadaşlar bu olduğu gibi çıkar. Mutlak değer içerisinde çıkmaz. Çünkü bu böyle ifadelerde negatif de olabilir kökün içerisinde. Bakın yine artıysa olduğu gibi eksi ise eksiyle çarparak pozitife dönüştürerek çıkartırız. Bakın şuradaki ifade gibi b a'dan büyük a eksi b. Bakın negatif olduğu için bunu olduğu gibi çıkartırsak negatif olur olmaz. O yüzden eksiyle çarpıyoruz. Eksi a artı b olur eksiyle çarptığımız zaman. Bakın böyle çıktığı zaman şu ifade pozitiftir arkadaşlar. Özelliklerimiz her x eleman b için daima mutlak değerli ifade sıfırdan büyüktür veya sıfıra büyük eşittir arkadaşlar. X'in alabileceği en küçük değer sıfırdır. Bakın mutlak değer içerisindeki ifade. Böyle bir ifademiz varsa mutlak değer içerisinde a artı mutlak değer içerisindeki b eşittir sıfır ise arkadaşlar. Bakın bunlardan biri artı biri eksi olup birbirlerini sıfırlayamayacakları için ikisinin de sıfır olması gerekir. Yani a eşit sıfır ve b eşit sıfır olması gerekir. Yine mutlak değer içerisindeki eksiyle çarpılmış hali yine kendisine eşittir arkadaşlar. Bakın yine şöyle eksi x eşittir. Mutlak değer içerisindeki x'e arkadaşlar. Yine bakın şurada 2x eksi 1 ile 1 eksi 2x ifadesi aynıdır. Çünkü bakın 3 de olsa eksi 3 de olsa 3 olarak çıkar arkadaşlar. Pozitif olarak çıkar. X üzeri buradaki üssünde bir üs varsa arkadaşlar bunu mutlak değerin dışına alabiliriz. Yine içerisinde çarpılıyorsa arkadaşlar ayrı ayrı çarpabiliriz. Yine bölme işleminde bakın şöyle bir ifadeyi ayrı ayrı mutlak değerlerini alarak bölebiliriz arkadaşlar. Burada y'nin sıfırdan farklı olması gerekiyor. Payda sıfır olamayacağı için arkadaşlar. Mutlak değer içerisindeki x'e eşit ise x sıfırdan büyüktür. Eksi x'e eşit ise sıfırdan küçüktür. Bakın mutlak değer x'ten büyükse burada x sıfırdan küçüktür arkadaşlar. Çünkü mutlak değeri daha büyük olduğu için sıfırdan büyüktür. Sıfırdan küçüktür arkadaşlar. Yani mutlak değeri x hali pozitiftir. X negatifse arkadaşlar. Şuradaki durum oluşur. Şimdi gelelim örneklerimize. X artı y mutlak değer içerisinde x artı y eksi 6 artı x eksi y eksi 2 eşittir 0 ise x çarpı y çarpımı kaçtır? Bakın şuradaki durum arkadaşlar. Şuradaki durum. Bu tür durumlarda iki tarafın da sıfır olması gerekiyor. Bakın şöyle. Eşittir sıfır ise şu ifadenin de şu ifadenin de sıfır eşit olması gerekiyor. Şöyle kopyalayalım. Şöyle de 6 alalım. Şöyle eşittir 0 diyelim. Bakın burada x artı y şöyle yapalım. X artı y eksi 6 eşittir 0'dan. Bakın burada eksi 6 karşıya artı 6 olarak geçer. X artı y eşittir 6 olur. Şurada da şöyle bir ok yapalım. Bakın eksi 2 eşittir 0'dan burada eksi 2 karşıya artı 2 olarak geçer. Şuradaki ifadeyi taraf tarafa toplarsak şöyle bunu kaydedelim. Bakın şuradaki ifadeyi taraf tarafa toplarsak arkadaşlar. Şurası 8 olur.
Şurada 8 olur. Şurada y'ler birbirini götürür arkadaşlar. Bakın 2x eşittir 8 olur. Şimdi 2x eşittir 8 ise diyelim x eşittir 4 olur. Şimdi birinde yerine yazalım arkadaşlar. 4 artı y eksi 6 eşittir 0'dan. Bakın burada y'yi 2 buluruz arkadaşlar. Burada y şöyle yapalım. Eksi 6 karşıya artı 6 olarak geçer. 6 4'te eksi 4 olarak geçer. Y yalnız kalır arkadaşlar. Y eşittir. Şöyle yapalım. Y eşittir 6 eksi 4'ten. Y eşittir 2. X çarpı y eşittir 2 çarpı 4. Sonucumuz 8 arkadaşlar. Geldik diğer örneğimize. Mutlak değer içerisinde eksi x eşittir x ise 2x eksi 3x neye eşittir? Bakın burada eksi ile çarpılmış x olarak çıkmış. Bakın burada kendi haliyle çıktığı için arkadaşlar şöyle bakın şurada kendi haliyle yani x olarak çıktığı için arkadaşlar pozitif x pozitiftir. Şöyle yapalım. X sıfırdan büyüktür arkadaşlar. Büyük eşittir. Bakın bu durumda sıfırdan büyük olduğu durumlarda bakın şurası pozitif. Şurası artı. Şurası da artıdır. Hatta şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şurası artı. Şurası da artıdır. Bakın o zaman oldukları gibi çıkarlar. 2x eksi 3x sonucumuz eksi x olur arkadaşlar. Bakın mutlak değer dışına pozitif olarak çıktılar. Fakat şu kısım daha büyük olduğu için sonucumuz eksi x oldu. Diğer örneğimiz. Bakın burada şurayı kopyalayalım. Şurayı da bakın burada mutlak değerlerin içinin pozitif ya da negatif olduğunu belirleyeceğiz arkadaşlar. Bakın şurası a eksi c. Bakın a c'den küçük olduğu için şurası negatif olur. Şurası b eksi c'miz. Bakın yine b c'den küçük olduğu için şurası negatif. Şurası negatif. B eksi a arkadaşlar. Bakın b eksi a. B a'dan büyük olduğu için burası pozitif olur. Şimdi bakın buradaki işlemlere göre çıkartacağız arkadaşlar. Bakın şurayı eksi ile çarpıyorum. Eksi a. Eksi ile eksinin çarpımı artı. Eksi a artı c. Artı c. Bakın şurası yine bakın şurası artı olduğu için yine şurayı da çarpıyorum arkadaşlar. Eksi b artı c. Eksi b artı c. Bakın şurası artı şurası eksi arkadaşlar. Şuradaki eksiyi de dağıtacağım. Eksi b artı a.
Eksi b artı a. Şimdi bakalım. Bakın şuradaki eksi a ile artı a birbirini götürür. c eksi 2b. 2c eksi 2b sonucumuz arkadaşlar. Diğer örneklerimizi diğer videolarda çözelim.